Efendim, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak hanımefendi bizle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Vallahi biz sizi gördük, daha iyi olduk. Hayatımızın önemli bir döngüsünün bilgilerini alacağız sizinle. Hocam, izninizle öncelikle seyircilerimize hangi konu üzerinde konuşacağımızı, 40 yaşta başlayalım dedik. 40'a kadar anlattık birçok programımızda. 40'tan sonra annelik, gebelik, daha sonra menopoz, hepsini konuşacağız sevgili seyircilerimiz. Ama izninizle öncelikle hamilelikle başlayalım. Riskli gebelikler nedir? 40 yaşında hamilelikle bizim hayata bakışımız nasıl olması lazım? Şimdi aslında 40 yaş ve üzeri gebelikler modern çağın problemi. Neden? Kadınların kariyer telaşı, işte üniversiteydi, master'dı, doktoraydı, iş hayatında bir yere geleyim, ondan sonra anne olayım şeklindeki ertelemeler yüzünden artık annelik yaşı 30'ların üzerine taşındı. Bununla beraber biz aslında ileri yaş anneliğini 35 yaş ve üstü grup diye tanımlıyoruz. 35 yaş ve üstü grup ileri anne yaşı oluyor ilk doğum için. 40 yaş üzeri de biraz daha üst gruba taşınmış oluyor. Fakat bunun örnekleri yok mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Tabii ki var. Ama tabii 40 yaş üzeri gebeliklerle beraber bir takım problemlerin de geldiği bir gerçek. Risk mi artıyor hocam? Risk artıyor. Aynen. Şöyle ki bir takım genetik hastalıkların, kromozomal hastalıkların gebelikte görülme oranı artıyor. Şöyle söyleyebilirim, mesela Down sendromu dediğimiz, en sık gözüken kromozomal anomali alıyor Down sendromu. 40 yaş civarı bir kadında görülme oranı 8 gebelikten birinde. Çok ciddi bir oran var. Evet, o yüzden de tarama programları tabii çok önem taşıyor bu dönemde. Tabii kadınlar gebe kalabilirler ama gebelikle beraber tarama programlarının çok ciddi bir şekilde bu yüksek oranlar nedeniyle uygulanması önemli bir konu. Peki acaba aklıma şu soru geldi, ondan mı oluyor? Hani kadının doğurganlık yaşının en tepe noktasından sonra tabii ki burada bir yumurta sayısı mı azalıyor? Burada kalan yumurtaların mı kalitesi bozuluyor? Şimdi ikisi de beraber. Bir kadındaki yumurtalık sayısı doğumuyla beraber sabittir. Belli. Sizin doğdunuz, o anda ne kadar yumurtanız varsa bu hayatınız boyunca size sabit olarak ilerliyor. Evet. Ama yaşla beraber bu yumurtalıklar harcanıyor. Tabii 40 yaşından sonra da dramatik olarak bir düşüş var yumurta sayısında. Yumurta sayısındaki düşükle beraber yumurtanın kalitesinde de bozulma var. O yüzden 40 yaşının üzerinde hadi ince hamile kalabilirim diye bir olay yok. Hamile kalma olasılığı da düşüyor aynı Kesinlikle. Zamanda. Kesinlikle. Bu mantıklı tabii ki. Bu mantıklı ki. Olasılığı da düşüyor. Peki risk deyince biz... genel olarak hani 40 yaşta belki risk biraz daha oranı artıyor ama genel olarak hamilelik aslında ufak da olsa içinde riski barındıran bir hal midir, durum mudur? Şimdi hamilelik bir de riskli hamilelik. Riskli hamilelik. İkisini ayırmak gerekiyor. Ayırmak lazım. Riskli hamilelik dediğimiz zaman 35 yaş ve üstü gruptaki hamilelik riskli gruba giren bir grup. Riskli grup içinde değerlendirdiğimiz bir grup hasta. Bu önemli bir konu. 35'ten yaş önce oluyor bu riskli grup. Hiç olmuyor. 35'in altında eğer sistemik bir hastalığınız yoksa, geçirdiğiniz bir problem yoksa, gebelikte aldığınız bir ilaç yoksa, radyasyon yoksa siz riskli gruba girmiyorsunuz. Ama 35'ten sonra peki. Sonra direkt olarak riskli grupta. Peki şimdi risklerimiz var. Ola ki zamanlama öyle tuttu 35'ten sonra, hatta 40'tan sonra anne olma ihtimali hayatımızda karşılaştık. Zaten biraz önce bahsettik, kariyer telaşıydı, üniversiteydi, master'dı. Bu işlerle beraber yaşama dayamamak da olabilir hocam aynı zamanda. Ama ben araya gireceğim, kusura bakmayın. Çinlilerin bir lafı vardır ama çok eski çağlardan, Konfüçyüs döneminden kalan bir lafı. Eski dönemler için geçerli olan bir laf. 30'una kadar annelik, 40'ına kadar para. Güzelmiş. Yani 30'una kadar çocuk işini bitireceksiniz, 40 yaşına kadar da parayı, para mutlu işini. Mutlu insan formülü herhalde. Aynen. Değil mi? Ama şimdi ortalama insan yaşı arttı. Evet. Bundan 200-300 sene önce insanlar 40-50 yıl yaşıyorlardı. Bugün dünyada ortalama ömür kadınlarda 80-82,
erkeklerde 78 civarı. Dünya Sağlık Örgütü 45-50'yi orta yaşa koydu hocam. Aynen kadar. Bugün 66'ya kadar evet, genç yaştasınız. 66-79 yaş arası orta yaş oldu. Sonra yaş. 79 üzeri yaşlı. Evet. Eskiden 65 yaşında bir insana neredeyse biz ömrünün evet, sonuna gelmiş gibi bakıyorduk. Evet. Ama öyle değil. 66'ya kadar artık genç. Hepimiz genciz yani. Genciz. Ben ona katılıyorum zaten. Yaş almakla yaşlanmak evet, arasındaki farkı farktır hayat diyorum ben. Kesinlikle. Peki bu risklerden şimdi bizi izleyen 40-35 üstü nasıl testler, neler yapmaları gerek? Bu serüvene nasıl başlamaları lazım önce? Gerçekten güzel tanımladınız. Hı-hı. Aslında bu bir serüven. Hı-hı. Ben hamileliği her zaman bir serüven, bir macera diye tanımlarım. Hı-hı. Çünkü başlıyorsunuz 9 ay 10 gün işte 40 hafta sonunda karşılaştığınız bir gerçek var ama o sırada geçirilen dönemler de var. Hı hı. Bunu yaşayan bilir, evet, bunu anneler bilir. O yüzden anne adaylarının özellikle ileri yaş grubundalarsa bir takım tarama testlerine çok dikkat etmeleri lazım. Biraz önce vurguladığımız gibi 35 yaş ya da 40 yaş üstü grupta bu tarama testleri çok daha önem taşıyor. Bunlar nelerdir? Nelerdir? Ana başlıklarıyla. Öncelikle hamilelik öncesi yapılması gereken bazı testler var. Yani bir hamileliği hazırlık süreci var. Bunda genel olarak... Eğer hamile kalmadılarsa sevgili kalmadılarsa, evet, hamileliği hazırlık sürecinde bebek planı var. Öncelikle gidecekler bir kan tahlilleri yapılacak. İşte kan sayımıydı, tiroidti, şekerdi vesaire, genel sistemik olarak herhangi bir problem var mı? Çünkü yaşla beraber yüksek tansiyon riski artıyor. Çok doğru. Şeker hastalığı riski artıyor, tiroid riski artıyor, sistemik hastalıkların da riski artıyor. O yüzden bunlar açısından bir değerlendirmeleri kesinlikle şart. Bir genel kadın doğum jinekolojik muayeneden geçmeleri de şart. Eğer bunlar iyiyse, kan tahlillerinde bir problem yok, belirtilerinde bir problem yok, sağlıklıysak hemen folik asit takviyesine başlayacağız. Folik asit çocuklarımız olacak sonra, çok zeki, akıllı değil mi? Aynen. Biz onu diyoruz, çok zekiler, aynen, çok akıllılar. Folik asit takviyesine hamile kalmadan en erken ne zaman öngörüyorsunuz? Şimdi aslında hamilelikte bir sürü ilaç veriliyor ama bugün bilimsel olarak hamilelikte yararı teyit edilmiş olan tek ilaç folik asit. Aslında ilaç demeyelim, vitamin. Hamilelikte etkinliği kanıtlanmış, bilimsel olarak kanıtlanmış tek ilaç folik asit desteği. Biz folik asiti genellikle 400 mikrogram olarak, evet, hamileliğe kalmadan, hamile kalmayı planladıktan sonra korunmayı bırakır bırakmaz başlamayı öneriyoruz. Uzun süre kullanmanın hiçbir zararı yok. Ve hamile kaldıktan sonra da ilk 12 hafta günde bir kere alarak devam edeceğiz. Devam etmesi gerekli. Peki ola ki bilmiyordu ve hamileliği planlayamıyordu. Hamile kaldı. Sürpriz bir hamilelik. Olabilir. O zaman hemen folik asiti başlıyor yine, geç değil mi? Geç değil, hemen başlasın. Hemen başlayabilir. Çünkü... Ama 12. haftadan sonra da kullanmanın pratikte bir faydası yok. Yani hemen başlaması lazım. Evet, aynen. Bütün yazılar ve dediğiniz gibi folik asitin önemini söylüyor. Peki riskli hamilelikte bu folik asit onları aldı. Test olarak mesela çocuğumuzun Down sendromlu olmaması için önceden bunu fark edilebiliyor mu artık yani? Kesinlikle. Şimdi ileri yaş gebelikleri artınca buna bağlı olarak teknolojik yaklaşımlar da arttı. Bilimsel yaklaşımlar da arttı. Ne yapacağız? Annelerin sağlıklı bebek doğurması için ileri yaşta bir takım tarama testleri yapılması şart. Ve tarama testleri sonucunda bir problem varsa biz erken dönemde bunu test etmek durumundayız. Şimdi artık teknoloji ya da bilim o kadar ilerledi ki gebelikte. Çok erken dönemde bebekte bir problem varsa biz bunu tespit edebiliyoruz. Tarama testleri artık neredeyse dünyada standartize oldu. Bugün Türkiye'de ne yapılıyorsa Amerika'da Harvard'da da o yapılıyor, Cornell'de de o yapılıyor. Yani aşağı yukarı dünyada bu konuda bilimsel olarak bir literatür kesin olarak oturmuş durumda. Hamilelikte yapılacak olan tarama testleri nelerdir ve bu tarama testlerinin sonucunda bir problem olursa ne yapılmalı? Peki orada anne baba için çok merak ediyorum. Bunları bu mesela Down'u yakaladıkları anda devam etmeye karar verdiği zaman da yola devam edebiliyor değil mi? Kesinlikle. Bu evet, ailenin, her zaman bunun altını çizerim ben. Şimdi aile gelir doktora, perinataloğa, özellikle gebelik bilimiyle uğraşan doktorlara biliyorsunuz perinatoloji uzmanı deniliyor. Perinatolog deniliyor.
Doktora geliyor, soruyor fikrini. Diyorlar ki mesela ben bir perinatolog olarak gebelikte bir problem varsa aileye diyorum ki bu bebekte problem var. Ama bu gebeliği istiyorsa tabii ki devam edecekler. Yola devam. Bu onların tercihidir. Tabii. Tercihlere saygı duyacağız. Ben her zaman bütün Down sendromu çocuklarımızın bir hediye olduğunu düşünenlerdenim. Ailelerinin de öyle. Sevgiler, selamlar olsun. Hocam o zaman testler biliniyor zaten. Literatürde bunlar var dediğiniz gibi. Kendi hekimleri yönlendiriyor zaten 40 yaş üstü hamileliklerde. O zaman biz gelelim kadının öbür dönemine. Menopoza gelelim hocam. Menopoz tam olarak nedir? Şimdi neyin bitmesidir, neyin başlamasıdır? Aynen, menopoz bir geçiş dönemi ama menopozun kelime anlamı son kez adet görme anlamına geliyor. Hmm. Menopoz kelime anlamı olarak böyle. Menopozu biz premenopoz, menopoz öncesi yani menopoza geçiş dönemi ve postmenopoz, menopozdan sonraki dönem olarak ikiye ayırıyoruz. Premenopoz, postmenopoz. Öncesi ve sonrası. Tabii öncesi bazı hanımlarda problemli deneyelim de bir takım şikayetlerle beraber ortaya çıkabilir. İşte adet düzensizlikleri ortaya çıkar, kanamalar azalır, sıkıntı hisleri başlar, sıcak basmaları başlar, sinirlilik başlar, tahammülsüzlük başlar. Ve bununla beraber kadın menopoza girer. Menopozdan sonra da östrojenin düşmesiyle beraber bu şikayetler daha da artar. Ama bazı hasta grubunda da bu şikayetlerin hiç oluşmadığını görüyoruz. Menopozu çok yavaş ve smooth yani çok sakin bir şekilde geçiren hasta grubu genetik da var. Genetik midir hocam yoksa yaşam tarzı mıdır? Bu işler hem genetiğe bağlı hem de yaşam tarzına bağlı. Genellikle dışa dönük, sosyal yaşamdan zevk alan, sosyal olarak çok aktif olan, işi olan hanımlarda menopozun son derece yumuşak geçtiğini genellikle gözlemliyoruz. Ama daha içe kapanık, işte problemlerini kendi içinde biriktiren hanım grubunda da menopoz semptomları biraz daha ağır geçiyor. Yani psikoloji o zaman ve beslenme çok etken oluyor bu dönemde değil mi? Genetik kadar var yüzdesi yani baktığınız kesinlikle, zaman. Kesinlikle. Peki ola ki menopoz döneminde biz seyreden birçok seyircimiz var ekran başında. Bir hekim olarak tabii ki önerecekleriniz çok kıymetli. Ama bunca yılın gözlemi de vardır sizde. Bir de o insani taraftan da baktığınızda biraz önceki söylediğiniz örnek çok hoşuma gittiği için daha ne var diye merak ettiğim için neler önerirsiniz? Şimdi menopoz tabii bir geçiş dönemi. Biraz önce vurguladığımız şeyin burada da önemi var. Şimdi ne dedik biraz önce? Ortalama insan yaşı dünyada ilerledi. Artık 66'ya kadar genç olarak kabul ediyoruz insanları. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Öyleyse menopozdan sonra yaşanacak uzunca bir süreç var. Eskiden neredeyse 50 yaşında kadınlar menopoza giriyor. Belki biraz daha erken sonra hayat bitiyordu. Bitiyor. Şimdi öyle değil. 80 diye kabul etsek bir insan kadın ortalama yaşını. Menopozdan sonra ortalama bir 30 yıl menopoz sonrası dönemde geçecek. O zaman bu dönemi en iyi nasıl geçirebiliriz? Yani bu noktada bu. Hormon desteğine nasıl bakıyorsunuz? Onu sormak Şimdi, istiyorum. Şimdi hormon desteği bu dönemde önemli ama eski görüşler ortadan kalktı. Eskiden yani bundan 7-8 sene önce menopoza giren her kadına aşağı yukarı her kadına hormon desteği veriliyordu. Çünkü çok fazla faydasının olduğu düşünülüyordu. Ama son dönemdeki bilimsel araştırmalar gösterdi ki menopozdan sonra hormon desteğinin verilmesi kalp hastalıklarını istediğimiz kadar iyileştirmiyor. Hatta felç riskini belirgin ölçüde arttırıyor ve meme kanseri riskini de arttırıyor belirgin olarak. Bu yüzden artık menopoz sonrası dönemde Rica ederiz. Buyurun. Hormon tedavisini biz selektif hasta grubu dediğimiz seçtiğimiz hasta grubuna veriyoruz. Yani çok şikayeti var. Menopoza girdi ama hayattan bıkkın. Sıcak basmaları, fenalık hissi çok fazla. Yaşamdan alıyor onu durum. Aynen öyle. Yaşam kalitesi düşmüş. Düşüyor. Kendini çok kötü hissediyor. Çok çaresizim diyor. Size geliyor. O zaman destek gerekiyor. O zaman destek verebiliyoruz. Yine kişiye özel. Aynen. Kişiye özel tedavi. Genel tedavi değil. Genel tedavi değil. Ama bunun haricinde belirgin bir şikayeti yok. Genel olarak iyi. O durumda hormon tedavisini vermiyoruz. Onun yerine bir takım önerilerimiz oluyor. İsterseniz bunlara değinebiliriz. Çok sevinirim. Beslenmeyle de alakalı değil mi hocam Kesinlikle. Bunlar?
Çünkü kesinlikle beslenme hayatın her alanında olduğu gibi menopozda görüyoruz. Biraz daha kilo almaya, daha geçişlerden dolayı ya da hormonal olarak daha kilo almaya meyilli oluyor kadınlar. O anlamda beslenmenin önemi bir kat daha artıyor menopoz döneminde herhalde, değil mi? Evet, beslenme aslında hayatın her döneminde, çok önemli. Ama menopozdan sonra daha da önem taşıyor. Doğru. Çünkü neden? Halk arasında genel bir kanı vardır. Menopoz eşittir kilo. 5 kilo. Evet. Aslında bir olayın bir mantıklı açıklaması da var. Menopozdan sonra metabolizma yavaşlıyor kadınlarda. Hmm. Metabolizma yavaşladığı için menopoz sonrası dönemde kadınların daha az yiyip daha çok hareket etmesi lazım ki aynı kiloda kalabilsinler. Alışkanlık değiştirmek gerekiyor yani. Yaşam alışkanlıklarını değiştirmek, yaşam biçimini değiştirmekte büyük yarar var. Bir kere egzersizi hayatlarına muhakkak koyacaklar. Egzersiz derken hocam yürüyüş değil mi? Yürüyüş, yoga, pilates. Hmm. Ben özellikle 50 yaş üstü gruba kesinlikle öyle fazla aerobik, fazla böyle kardiyo, yüksek tempolu şeyleri tavsiye etmiyorum. En güzeli tempolu yürüyüş, pilates, doğada yoga. Doğada muhtemelen değil mi Aynen. hocam? Bir de ruh sağlığına da iyi geliyor çünkü bunlar. Bakın kalp bir organ, kalbin de bir kapasitesi var. Her gün çalışıyor. Dakikada kaç defa atıyor biliyoruz. Siz bir makineye çok yüklenirseniz ne olur o makine? Yorulur. Yorulur. Kalp de öyle. Hı hı. Aşırı koşmalar, aşırı kardiyolar bu makineyi yorar. Hı. Yani her şey kararınca. Denge hocam. Yine dengeye geldik. Denge, hayatın denge. Her alanında olduğu gibi. Evet, evet. Peki hangi gıdalardan kaçınalım genel olarak? Veya hangi gıdaları daha çok? Mesela biz seyreden bir kadın seyircimiz. Buzdolabını neye göre düzenlemeli? Buzdolabını neye göre düzenlemeli? Güzel bir soru. Çünkü sağlıklı beslenme sağlıklı alışverişle başlar. Hmm, çok güzel. Markete gittiğiniz zaman şarküteri kısmına giderseniz, işte şekerli kısımlara kısmı, çikolata kısmına giderseniz, alışveriş bundan başlarsa buzdolabı bunlarla dolar, ondan sonra sağlıksız yaşam. Önce alışveriş zihniyetimizi değiştireceğiz. Sağlıklı alışveriş, sağlıklı beslenme. Yok, görmeyeceğiz oraları hocam. O rafları görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz, kendimizi şartlandıracağız. Bakın. Bir insan eğer 28 gün şeker yemiyorsa vücut şeker istememeye başlıyor. Hı hı, hı. Yani bunlar rafine şekerden bahsediyorsunuz kesinlikle. Değil mi? Bunlar bir tür disiplin. Hı hı. Yani bunlar bilimsel araştırmalarla ispatlanmış. Bunu ve sizin gibi değerli doktorlarımız söylüyor. Yani biz hep tıp biliminin başımıza bir şey geldiğinde yararını görmeye alışık insanlarız. Bu benim için de hepimiz için geçerli ama bu bilim o kadar kıymetli bir bilim ki sizler beslenmeyi bu kadar önemsiyorsanız vardır burada bir önem. Yani aslında iyi beslenme koruyucu tıbba giriyor. Koruyucu tıbba giriyor. Tabii iyi beslenme derken ben mesela vegandı vesaire de bu tür şeylere çok sıcak bakmayanlardanım. Yani bu beslenirken proteinimizi de alacağız. Sebze meyve ağırlıklı besleneceğiz. Yumurta yiyeceğiz. Yani ben yumurtasız önemli. Bir hayat düşünemiyorum hocam. Ama bunun yanında bir takım doğal formülleri de kaçacağız. Hı-hı. Mesela bence en önemli anti-aging bir spor, ikincisi bol su içmek. Bol su. Kesinlikle katılıyorum. Günde 2 litre su içmek çok önemli. Ama bu suyu da içmeyi bence akşam 7'den sonra bırakacağız. Uyku kaçırıyor değil mi hocam? Hayır, bir de vücudun dinlenmesi lazım. Ben hep onu diyorum. Biz vücudumuzun tam dinleneceği zaman bir şey soktuğumuzda vücudumuza ihanet ediyoruz aslında. Bu son dönemde çıkan 14-16 saatlik evet, aralıklı programlara ben çok inanıyorum. Ben de çok inanıyorum. Bakın sürekli oruç tutan insanlarda 30 yıl, 40 yıl, 40 yıl bir ay oruç tutan insanların metabolizmasına bakın, kolesterol değerlerine bakın çok daha iyi çıkıyor. İyi, evet. Yani oruç vücudu arıtan bir dönem. Ya sizinle bunu konuşmak o kadar kıymetli ki aslında hani beslenme uzmanlarımız bunu anlatıyor ama sizin gibi tıbbın diğer alanlarının beslenmeyi desteklediğini seyircilerimize sunmak bizim için ayrı bir değer. Çünkü zannediliyor ki sadece o noktada siz varsınız. Siz öncesinde de bunu planlıyorsunuz. Şimdi ben de bir hanımım. Ben de bir kadınım. Ben de menopozu yaşadım. Hı hı. Menopozun zorluklarını ben de biliyorum. Ben bir kadın doğum doktoruyum. Hı hı. Ama menopoz sonraki dönemde nasıl bunlarla baş edebiliriz? Açıkçası ben bu beslenme, diyet konularını da ayrıca araştırdım. Çok yani teşekkür kendim ediyorum. Için de araştırdım. Yani şeker yok diyorsunuz. Evet. Şeker yok.
Rafine şeker kesinlikle yok. Fazla şeker içeren meyvelerden de uzak duracağız. Proteinimiz, sebzemiz, meyvemiz, her şeyimiz ayarlı olacak. Ve akşam ben 6'dan sonra yemek yemek kesinlikle değil. Kesinlikle. Zaten 6'nın üzerine de 4 koyduğumuzda hocam 10 oluyor. Sabah güzel bir suyla açtıktan sonra 10'da da kahvaltımız ederse 16 saat. Sabahın aç karnına su. Kahvaltıyı da bir 15-20 dakika sonra yapmak, sabahın aç karnına su içmek kadar yararlı güzel, bir şey yok. Bütün vücudu temizliyor. Güzel. Bunu sizlerden duymak çok kıymetliydi. Çünkü yani bir tarla gibiyiz bizler kadınlar, doğurganız. Ve bence dünyanın en güzel şeyi, bence Allah'ın insana verdiği doğurmak, bize verilmiş bir hediye. Her konuda ruhsal doğurmak, bedenen doğurmak. Bu doğurmak için de bence güzel bakmak gerekiyor kendine. Kendine, hem beynine, aynen, hem vücuduna. Hepsi bir bütün zaten. Bütün. Ruh sağlığı, beden sağlığı bir bütün. Yani ruh sağlığı iyi olmayan bir insanın. Şimdi menopozda anlattınız ya, evet, içe dönükler daha zor yaşıyor, kesinlikle, dışa dönükler şimdi daha kolay yaşıyor diye. Bir de menopoza giren hanımlarda gerçekten kırılganlık da artıyor. Yani kadınlar bir şekilde hormonların çok etkisinde. Biz hormonlarımız mı yönetiyor diyorsunuz? Ben biraz, evet, biraz ona inananlardanım. Erkekler maalesef bu konuda bizden daha şanslı. Kadınlar hormonlardan çok etkileniyor. Ait öncesi dönemde çekilen sıkıntılar, gebelik, menopozdan sonra östrojenin düşmesi, ona bağlı olarak kırılganlık artıyor, hassasiyet artıyor, her şeye karşı duyarlılık artıyor, direnç azalıyor. Yani bütün bunlara rağmen kadınların ayakta durması şart. O yüzden de ama iyi beslenmesi, iyi bakacaklar. Ben varsam bu dünya var demeleri kesinlikle lazım. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Ne zaman uygunsanız güzel bilgilerinizden faydalanmak isteriz. İnşallah.